Terörizmle mücadele ve bölgesel bağlantılılığın güçlendirilmesi 4. Parlamento Başkanları Konferansı Antalya Deklarasyonu 25 Mart 2021 Antalya Türkiye. Biz Afganistan İslam Cumhuriyeti, Çin Halk Cumhuriyeti, İran İslam Cumhuriyeti, Irak Cumhuriyeti, Pakistan İslam Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu ve Türkiye Cumhuriyeti ulusal parlamentoları başkanları ve delegasyon başkanları terörizmle mücadele ve bölgesel bağlantılılığın güçlendirilmesi 4. Parlamento Başkanları Konferansı'nı 25 Mart 2021 tarihinde Antalya'da hibrit formatta gerçekleştirerek parlamentolarımızın terörizmle mücadele ve bölgesel bağlantılılığın güçlendirilmesi Parlamento Başkanları Konferansı'nın Aralık 2017 İslamabad Deklarasyonu, Aralık 2018 Tahran Deklarasyonu ve Ekim 2019 İstanbul Deklarasyonu temelinde işbirliğini sağlamak adına gösterdikleri çabayı memnuniyetle karşılayarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne müstesna misafirperverliği ve terörizmle mücadele ve bölgesel bağlantılılığın güçlendirilmesi 4. Parlamento Başkanları Konferansı'nı başarıyla düzenlediği için teşekkürlerimizi sunarak parlamentolar arası işbirliğinin barışa, güvenliğe ve kalkınmaya katkıda bulunan ve küresel zorluklarla mücadelede çatışmaların önlenmesinde ve uluslararası anlaşmazlıkların çözümünde önemli bir rol oynayan diyalog kanalları kurduğuna kuvvetle kani olarak COVID-19'un yakın tarihteki en büyük küresel sınama olduğunu ve hiçbir ülkenin salgının etkilerinden muaf olmadığının altını çizerek hem iki taraflı hem çok taraflı çerçevelerde uluslararası işbirliğinin tesis edilmesinin önemini teyit ederek COVID-19 salgınının mevcut durumunu dikkate alarak ve salgının can kaybı ve bunun insanların sağlık ve refahı üzerindeki etkisiyle müesses küresel düzende yapısal değişiklikleri hızlandıracak şekilde korumacılık, tek taraflılık, yabancı düşmanlığı ve ayrımcılık gibi karmaşık sınamaları şiddetlendirdiğini endişe ile kaydederek salgının ortaya çıkardığı tehditlerle başa çıkabilmek için bir işbirliği ve uyum ortamı oluşturulması adına sağladığı diyalog kanallarının emsalsiz olması sayesinde parlamentolar arası ilişkilerin önemli bir rol üstlenebileceğine kani olarak yasama organları arasındaki iletişimin geliştirilmesiyle bilhassa salgına ilişkin hususlarda en iyi uygulamaların paylaşılmasına yönelik taahhüdümüzü vurgulayarak mevcut işbirliği mekanizmaları vasıtasıyla COVID-19 politikalarında istişare yapılması ihtiyacının bilincinde olarak ve farklı ülkeler tarafından geliştirilen veya üretilen aşılara ayrımcı olmayan bir muamele yapılmasının altını çizmenin yanında herkes güvende olana kadar hiç kimse güvende olmadığından özellikle gelişmekte olan ve en az gelişmiş ülkeleri ve savunmasız grupları göz önünde bulundurarak tüm insanlık için aşılara adil ve makul fiyatlı erişimin önemini vurgulayarak tüm şekil ve tezahürleriyle uluslararası barış ve güvenliği tehdit eden ve halklarımız ile devletlerimizin huzur, refah ve istikrarını baltalayan terörizme ilişkin kaygılarımızı ifade ederek salgının hali hazırda ağırlaştırdığı şartlar ve zafiyetleri istismar ederek yeni teknolojik araçlar ve stratejiler kullanan terör örgütlerinin süre giden çok yönlü tehditlerinin farkında olarak ve terörizmle bağlantılı her türlü faaliyeti tenkit etmek için kanuni yetkimizi kullanarak terörist materyallerin çevrim içi yayılımının önüne yasalara ve uygulamaya ilişkin aşılması zor engeller koymak amacıyla devletlerin ve bilişim teknolojileri şirketlerinin birlikte çalışması için bir platform oluşturacak bütüncül uluslararası standartlar geliştirme ve uygulamaya yönelik ihtiyacı vurgulayarak hükümetlerin tüm çabalarını salgının teşkil ettiği tehditlere yoğunlaştırdığı bir dönemde dahi terörle mücadelenin bir öncelik olmaya devam etmesi gerektiğini teyit ederek müşterek yararı olan ekonomik, ticari, sosyal, kültürel işbirliğini ve bölgesel bağlantılılığı teşvik ederek bölgesel ve küresel temel konuların ele alınmasında parlamenter diplomasinin rolünü görüşerek aşağıdaki hususlarda mutabakata vardık. Bizler 1. Birleşmiş Milletler Şartı'nın amaç ve ilkelerine, özellikle de uluslararası barış ve güvenliğin korunmasına ilişkin olanlara bağlılığımızı yeniden teyit ediyoruz. 2. İşbirliğini güçlendirmek için
Ülkelerimizin onayladığı antlaşmalar ve uluslararası belgeler kapsamındaki yükümlülüklerin yanı sıra uluslararası hukukun ilke ve normlarına bağlılığımızı da yeniden teyit ediyoruz. 3. Parlamentolar arası ilişkilerin artmasından memnuniyetimizi ifade ediyor. Parlamentolarımız arasında diyalog ve işbirliğini teşvik etme taahhüdümüzü yeniliyor ve ihtisas komisyonları, dostluk grupları ve ilgili idari birimler arasındaki etkileşimin geliştirilmesini teşvik ediyoruz. 4. Konferansı kurumsallaştırmak için bir antlaşma ve iç tüzük üzerindeki çalışmaya devam etme taahhüdümüzü yeniliyoruz. 5. Diğer ülkelere COVID-19 salgınıyla mücadelede kapasitelerini ve becerilerini arttırmak amacıyla destek olan hükümetlerin son derece kıymetli çabalarını takdir ediyor. Bu bağlamda çok taraflılığa saygı gösterilmesi ve bu evrensel tehdide karşı mücadelelerinde tüm ülkelerin kaynaklarının eşgüdümlü bir şekilde seferber edilmesini engelleyebilecek yaptırımlar da dahil olmak üzere tek taraflı tedbirlerden kaçınma ihtiyacını vurguluyoruz. 6. Hükümetleri salgını kontrol altına almaya yönelik dayanışma ve işbirliğini güçlendirmeye davet ediyoruz. 7. Aşı geliştirme, üretme ve tedarik etmenin yanı sıra koronavirüsün yayılmasının kontrol altına alınmasında ve en iyi uygulamaları paylaşmak için ulusal sağlık yetkilileri arasında bilgi ve deneyim alışverişini teşvik ediyoruz. Gelişmekte olan ve en az gelişmiş ülkeler ile özellikle aşı tedariki açısından savunmasız gruplara çok taraflı finans kuruluşlarından daha fazla mali destek çağrısında bulunuyoruz. 8. Salgının toplumlarımızda terör örgütlerinin istismar etmeyi hedeflediği zafiyetleri arttırdığına dikkat çekiyoruz. 9. Terörizmin tüm dünya için ortak bir tehdit olduğunu ve mücadele için kapsamlı bir ortak strateji ile birlikte güçlü bir uluslararası işbirliği gerektirdiğini kabul ediyoruz. Ayrıca terörizm ve organize suç arasındaki bağı da dikkate alıyoruz. 10. Şekli ve tezahürleri ne olursa olsun terörizme karşı mücadelemizdeki kararlılığımızı ifade ediyoruz ve isimleri, amaçları veya kökenleri fark etmeksizin tüm terör örgütlerine ve bağlı kuruluşlarına karşı uyumlu çabalara duyulan ihtiyacın altını çiziyoruz. 11. Terör örgütlerinin ülkelerimizin birliğini ve toprak bütünlüğünü hedef alan eylemlerini göz ardı etmeye veya meşrulaştırmaya yönelik her türlü çabayı kınıyoruz. 12. Terörizmin herhangi bir din, milliyet, medeniyet, kültür veya etnik grupla ilişkilendirilemeyeceğinin ve asla ilişkilendirilmemesi gerektiğinin altını çiziyoruz. 13. Küresel ve bölgesel barış ve istikrarın sağlanması için Cammu ve Keşmir ihtilafı da dahil olmak üzere bölgedeki tüm çözülmemiş sorunların ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına uygun olarak çözülmesi gerektiği konusunda mutabık kalıyoruz. 14. Hükümetlerin terörizmin propaganda ve finansmanını etkili bir şekilde önleme ve ortadan kaldırma sorumluluğunu hatırlatıyoruz. 15. Üçüncü ülkelerin politikalarının ve faaliyetlerinin, suikastlerin de dahil olduğu terörizmle mücadelenin engellenmesiyle sonuçlanan olumsuz etkileri konusundaki derin endişelerimizi ifade ediyoruz. 16. Terörist grupların hain eylemlerinin mağdurlarına ve ailelerine başsağlığı dileklerimizi ifade ediyoruz. 17. Hükümetlerimize kapasite geliştirme çabalarını ve işbirliğini arttırmalarını tavsiye ediyoruz. 18. Uluslararası terörizmle ilgili Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ve Güvenlik Konseyi kararlarının uygulanması hususunda tüm devletlerin taahhütlerini hatırlatıyoruz ve tüm devletlerin Birleşmiş Milletler yaptırım rejiminin ve mali eylem görev gücü gibi kuruluşların çalışmalarının siyasileştirilmesinden kaçınması gerektiğini vurguluyoruz. 19. Kesintisiz ulaşım koridorları, İstikrarlı küresel sanayi ve tedarik zincirleri, enerji bağlantılılığı ve verimliliği, serbest ve şeffaf ticareti kolaylaştırma tedbirleri ve güvenli yolcu, mal, hizmet ve yatırım akışından toplumlarımızın yararlanabileceği müşterek avantajlara dikkat çekiyoruz. 20. Diyaloğu ve işbirliğini teşvik etme, ihtiyaç duyulan bütünleşik, kapsayıcı, dengeli, birbiriyle bağlantılı ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasında önemli bir rol oynayan bölgesel bağlantılılığı güçlendirme ve bunlara ilaveten terörizmin köklerine inme taahhüdümüzü yineliyoruz. 21.
bir sonraki konferansı 2022'de Rusya Federasyonu'nda yüz yüze gerçekleştirmek hususunda mutabık kalıyoruz. Deklarasyonumuz bu. Değerli katılımcılar, şimdi bunu oya sunacağım. Antalya Deklarasyonu'nu kabul edenler, evet, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Hayırlı ve uğurlu olsun. Değerli meclis başkanları, kıymetli milletvekilleri, senatörler, değerli katılımcılar, terörizmle mücadele ve bölgesel bağlantının güçlendirilmesi 4. Parlamento Başkanları Konferansı'nı başarıyla tamamladık. Sizleri Antalya'da misafir etmekten memnuniyet duydum. Katılımcı heyetlere konferansımız süresince sağladıkları değerli katkılardan, gösterdikleri samimi işbirliğinden dolayı müteşekkirim. Bugünkü toplantılarımızda günümüzün uluslararası ilişkiler muktesebatını ilgilendiren çok önemli iki meseleyi ele aldık. Terörizmle mücadele ve COVID-19 salgını. Gerçekleştirdiğimiz oturumlarda söz konusu iki meselenin birbiriyle olan bağlantısını ve sorunların çözümüne yönelik birlikte atabileceğimiz adımları teşhis ve tespit ettik. Esasen bugün burada hem dünyayı hem de bölgemizi derinden etkileyen meselelere müşterek çözümler geliştirilmesi yönündeki irademizi bir kere daha tekrar etmiş olduk. Ülkelerin tek başına çözüm getirmeleri meşakkatli olan çok boyutlu ve karmaşık sorunların bölgesel ve küresel ölçekte ele alınmasının faydalı olacağı kanaatindeyiz. 2017 yılında birlikte başlattığımız konferansımızın güçlü bir kurumsal yapıya kavuşturulması hususunda aramızda fikir birliği bulunduğunu müşahede ettik. Bu hedef doğrultusunda somut adımlar atılması şu andan itibaren bizlerin görevi ve sorumluluğudur. Konferansımızın kuruluş maksadı olan bölgesel işbirliği konusundaki mutabakatımızı ortak deklarasyonumuzda tevsik ettik. Söz konusu deklarasyonda terörle mücadeledeki olmazsa olmaz hususların altını çizerek uluslararası dayanışmanın ehemmiyetini vurguladık. Bilhassa terörün dini, milliyeti ya da etnik kökeni olmadığına ve terörün her türlü ve biçimiyle aynı kararlılıkla mücadele edilmesi gerektiğine yaptığımız vurgunun güncel gelişmeler dikkate alındığında isabetli olduğu kanaatindeyim. Değerli katılımcılar, içinde bulunduğumuz salgın sürecinde tedarik zincirlerinin aksamadan faaliyet göstermesinin taşıdığı önem hepimizin malumudur. Konferansımızın ana teması olarak bölgesel bağlantılılığı seçmemiz rasyonel bir tercihtir. Yaşadığımız coğrafyada modern İpek yolunun canlandırılması, bölgelerimizin refahına ve kalkınmasına ivme kazandıracaktır. Uzun süredir öncülüğünü yapmakta olduğumuz Hazar geçişli Doğu-Batı Orta Koridoru girişimimiz de bu anlayışın bir tezahürüdür. Türkiye, Orta Koridor girişimi kapsamında ülke çapında büyük altyapı projeleri gerçekleştirmiş olup hali hazırda birçok devasa projeyi de yürütmektedir. Bakü-Tiflis-Kars demiryolu da bu girişimin bel kemiğini oluşturmaktadır. Doğu ile Batı arasında bağlantılılığın geliştirilmesini ve bölgesel bağlantılılığın pekiştirilmesini teminen ulaştırma alanında işbirliği yapılması elzemdir ve bu alanda çalışmaya hazır olduğumuz da bilinmelidir. Kıymetli katılımcılar, dünya genelinde yaklaşık 3 milyon insanın hayatına mal olan COVID-19 salgını halen küresel bir tehdit olmayı sürdürmektedir. Bu dönemde Türkiye olarak aldığımız tedbirlerle gelişmiş sağlık altyapımız ve yetkin sağlık çalışanlarımız sayesinde başarılı bir imtihan verdiğimizi şükranla ifade edebilirim. Türkiye olarak salgın süresince bütün dünyaya el uzatan, sorumlu, insan odaklı, vicdanlı ve ilkeli bir tutum benimsedik. 157 ülkeye ve 12 uluslararası kuruluşa yardım sağladık. Halen bize yöneltilen tıbbi malzeme taleplerini karşılamak için gayret sarf ediyoruz. Birçok ülkede aşılamanın başlamasıyla tünelin ucundaki ışık görünmüştür. Ancak dünya genelinde gerek aşı tedarikinde gerek aşılama programlarında bir takım aksamalar yaşanmaktadır. Bu sıkıntıların süratle bertaraf edilmesi küresel salgınla mücadele bakımından önem arz etmektedir. Türkiye aşılama hızında dünyanın önde gelen ülkeler arasında yer almaktadır. Dördü klinik aşamada olan
18 aşı adayımız için çalışmalarımız devam etmektedir. 2021 yılında kendi aşımızı kullanıma sunmak hedefimizdir. Aşının salgının daha büyük risk taşıdığı kırılgan topluluklar ve en az gelişmiş ülkeler dahil bütün dünya nüfusunun erişimine sunulması, salgının sona erdirilebilmesi bakımından büyük önem taşımaktadır. Bu konuda sorumluluk üstlenmenin hepimiz için bir insanlık vazifesi olduğuna inanıyorum. Değerli parlamenterler, sayın başkanlar, terörizm uluslararası barış, güvenlik ve istikrara yönelik tehditlerin başında gelmektedir. Terör örgütleri kirli emelleri doğrultusunda faaliyet alanlarını genişletmeyi sürdürmekte, terör tehdidi bölgemizde ve dünya genelinde yaygınlaşmaya devam etmektedir. COVID-19 salgınının insani ve sosyal maliyetinin terörle mücadele bakımından da ilave zorlukları beraberinde getirdiğini endişeyle müşahede ediyoruz. COVID-19 tedbirlerinin ortaya çıkardığı sosyoekonomik sıkıntılar terör örgütlerince maalesef istismar edilmektedir. Terör örgütleri finansman, propaganda ve eleman devşirme faaliyetlerinde yeni teknolojileri her geçen gün daha fazla kullanmaktadır. Bu örgütlerin teknoloji odaklı yeni stratejilerine karşı müşterek çözümler geliştirmemiz zaruridir. Türkiye olarak ulusal düzeyde ortaya koyduğumuz terörizmle mücadele tecrübemiz, uluslararası tehdidin ancak uluslararası işbirliği yoluyla bertaraf edilebileceğini göstermektedir. Terör örgütleri arasında ayrım yapmak, bu bela ile mücadelemize vurulacak en büyük darbedir. Terörle mücadelede başarının yolu, bu örgütlere hiçbir şekilde müsamaha gösterilmemesinden geçmektedir. Terörizmle mücadelede başarı bütüncül bir stratejiyle ancak kazanılabilir. Terörizmin sınır aşan bir tehdit olduğu dikkate alındığında, bu sorunla mücadelede bölgesel ve samimi işbirliği de kilit bir rol oynamaktadır. Türkiye, PKK-PYD-YPG, FETÖ, DAEŞ ve El-Kaide dahil pek çok terör örgütüyle kararlı mücadelesine salgın sürecinde de hız kesmeden devam etmektedir. Ülkemiz terörle çok boyutlu mücadelesini hukukun üstünlüğü ve insan hak ve özgürlüklerine saygı temelinde yürütmektedir. Ülkemizin tavizsiz mücadele yürüttüğü PKK-PYD-YPG bugüne kadar 40 binden fazla insanı katletmiş eli kanlı bir terör örgütüdür. PYD-YPG ile PKK'nın esasen aynı terör örgütü olduğu bütün bilgi, belge ve şahitliklerle ispatlanmıştır. Bu örgütün gerçekleştirdiği etnik temizlik, zorla yerinden etme ve çocukların silah altına alınması gibi insan hakları ihlalleri bağımsız kurumlarca da kayıt altına alınmıştır. Örgütün karanlık sicili, terörle mücadelenin tavizsiz şekilde yürütülmesinin insanlık adına bizlere bazı sorumluluklar yüklediğini de alenen göstermektedir. Değerli katılımcılar, 15 Temmuz 2016 tarihinde ülkemizde hain darbe teşebbüsünde bulunan ve yoğun bir şekilde mücadele ettiğimiz Fethullahçı terör örgütü FETÖ, silahlı terör örgütü aynı zamanda uluslararası bir suç ve istihbarat şebekesi olarak faaliyet göstermektedir. Küresel ekonomik ve siyasi emelleri bulunan bu yeni nesil terör örgütü, devletlerin en mahrem kurumlarına sistematik olarak sızmakta, yönetimleri zayıflatmaya ve ele geçirmeye çalışmaktadır. FETÖ'nün gerçek yüzünü gören devletler, bu örgütle bağlantılı kişi ve kurumlara karşı gerekli tedbirleri derhal almaktadırlar. Bu çerçevede FETÖ faaliyetlerine karşı müteyakkız olunması çağrımızı tekrarlıyorum. FETÖ ile mücadelede ülkelerinizden yakın işbirliği beklediğimizi vurgulamak istiyorum. Türkiye'nin terörle mücadele stratejisinin önemli bir parçasını da radikal ve dinleri istismar eden terör örgütleriyle mücadele etmek teşkil etmektedir. DAEŞ'in toprak hakimiyetinin sonlandırılmasında hayati rol oynayan ülkemiz, bu örgütün faaliyetlerinin önüne geçilmesi için de yoğun çaba sarf etmektedir. Bu noktada DAEŞ'le mücadele kisvesi altında hiçbir terör örgütüne meşruiyet kazandırılmasına müsaade edilmemesi gerektiğini özellikle vurgulamak istiyorum. Terör örgütlerinden ortak olmaz. Nitekim PKK-PYD-YPG mücadele ettiklerini iddia ettikleri DAEŞ ile esasen işbirliği içerisinde hareket etmektedir. Terör örgütünün bugüne kadar 6000'in üzerinde DAEŞ iltisaklı kişiyi serbest bıraktığı tahmin edilmektedir. Yabancı terörist savaşçıların durumu bu örgütle mücadelenin en önemli boyutlarından biri haline gelmiştir.
ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları bağlamında yabancı terörist savaşçıların kaynak ülkelerince geri alınarak bu ülkelerde yargılanmaları ve rehabilite edilmeleri gerektiği kanaatindeyiz. Değerli katılımcılar, Antalya Deklarasyonu ile nihayete eren bu toplantıya ev sahipliği yapmak bizlere gurur vermiştir. Bölgemizde bağlantılılığın arttırılması suretiyle terör başta olmak üzere bütün sınır aşan sorunlar paradigmasına dayanışma içinde cevap verilmesi gerektiği fikrinin ortak deklarasyonda ilan edilmiş olması toplantımızın başarıyla neticelendiğini göstermektedir. Unutulmamalıdır ki işbirliği daima rekabetten büyüktür. Bu duygu ve düşüncelerle konferansımızın bölgemizin refahı ve istikrarına, ülkelerimizin ve halklarımızın sıhhat, huzur ve barış içinde hayatlarına devam etmelerine katkı sağlamasını temenni ediyorum. Burada gerçekleştirdiğimiz görüşmelerin küresel meselelere çözüm oluşturacak yeni fikirlere ilham vermesini ümit ediyor. Bir sonraki toplantımızda Rusya Federasyonu'nda sizlerle görüşebilmek dileğiyle hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hoşça kalın. Değerli katılımcılar, kapanış oturumumuz da böylece tamamlanmıştır. Konferansımızın sonunda saygıdeğer parlamento başkanlarına, başkan yardımcılarına, komite başkanlarına, bütün milletvekillerine, senatörlere yapıcı katkıları için tekrar teşekkür ediyorum. Yoğun çalışma temposu içerisinde bizlere aralıksız hizmet eden değerli tercümanlarımıza, planlama ve organizasyonda emeği geçen bütün çalışanlarımıza ayrıca huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bir sonraki konferansımızda görüşmek temennisiyle hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.